gece kötüleşen sırt ağrısına dikkat. Günümüzde yoğun ekran kullanımına bağlı olarak bel, boyun ve sırt ağrısından şikayet etmeyen kişi yok gibi. Bu durumun omurga tümörüne bağlı olarak gelişen ağrının atlanmasına sebep olabileceğini söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Profesör Doktor Ali Gümüştaş, istirahatle hafiflemediği gibi geceleri daha şiddetlenen sırt ağrısı, özellikle kollar veya bacaklarda his kaybı veya kas zayıflığı durumu varsa omurganın tümör açısından kontrol edilmesi gerekir dedi. Bu arada her sırt ağrısının da bir omurga tümörü olmadığını da altını çiziyor doktorumuz. Evet. Yani kimseyi de korkutmayalım olan diyor. Olan hastaların da dikkat etmesi gerekiyor. Yani hiç geçmeyen diyor. Kronikleşmiş sırt ağrıları için söylüyor. Buyurun. Şimdi bir de öyle var. Bir de başlamış mesela bir gün, iki gün, üç gün, iki hafta yani 15 günü geçtiyse mutlaka hangi ağrı olursa olsun hekime gitmek lazım, başvurmak lazım. Ha, kronik falan ama zaman zaman da onu kontrol edeceksiniz yani. Kontrol ettireceksiniz. Evet. Bu sadece sırt bel içinde hangi bir yerdeki ağrı da olsa ya da orada sürekli var bir ağrısızı. Orada demek yapacak? Ki bir şey var. Tabii değil var mi? Demek ki onu şey yapacaksınız. Ya biraz kendi kendimizin doktoru olup aslında kontrol altında tutmak lazım. O ayrı bir şey tabii. Ona dikkat etmek zaten dikkat ederseniz hafifletirsiniz. Yani benim mesela bir ağrı vardı bacağımda siyatik falan. Siyatik olarak biliyordum ama belden vuruyor falan. Hı hı. Sonra bir ayakkabı tavsiye ettiler. O ayakkabıyı aldım, giydim. Gitti yani. Maşallah, subhanallah. Yani yok yani. O, evet. Yani çok tabii da kullandığımız ayakkabı da çok önemli. Filanca yerde böyle bir ayakkabı var. Bir onu deneyin, sınayın dedi doktor. Giydim. Efendim geçti yani. Evet. Dikkat etmek geçmiş lazım. Olsun, dikkat çok basit de, onu demek evet. istiyorum. Yani çok basit tedavileri, şeyleri de olabilir. Boşu boşuna acı çekmenin bir anlamı yok.